basit bir şeyle başlayacağız. Bana lezzetli krepler hazırlayın. Krep mi? Bunu yapabilirim. Hayatım boyunca çok fazla krep yaptım. Tariflerini ezbere biliyorum. Önce unu sütle karıştırmanız gerekir. Daha sonra ortaya çıkan karışıma yumurta kırmanız gerekir. Zak, sen ne bekliyorsun? Arkamca tekrarla. Aa, bunu nasıl yapmam gerektiğini söylediniz. Derin bir kasem var. Oraya un eklemek kaldı. Ah, ne kadar çoksa o kadar iyi. Öfçi! Aa, evet, unla başa çıkmak o kadar kolay olmayacak. Sonra yumurtalar geliyor. Onlarla da dikkatli olmanız gerekiyor. Ve sütü unutmamalıyız. Büyük annem böyle öğretti. Vay canına büyük anne, evet hamurunuz tam hazır. Evet öyle, yakında krep olacak. Aa, kahretsin, ne yaptım ben? Büyük anne, hepsi sizin suçunuz. Dikkatimi dağıttınız. Ve yanlışlıkla hamurumu mahvettim. Ama neyse, sanırım onu saladıktan sonra her şey yoluna girecek. Aa, garip. Bu aptal karıştırıcı sıkıştı resmen. Hadi. Aa, ne oldu? Mikserin kollarını nasıl çıkaracağım şimdi? Görünüşe göre sonsuza dek hamurda kalacaklar. Evet Zak, senden aşçı falan olmaz. En lezzetli krepleri kendim pişirmem gerekecek. Zaten rakiplerim yok gibi. Çeviriyoruz böyle. Leziz. Buna baksanıza, ne güzellik ama, gözlerim kavuşuyor. Ve tabii ki bu pankekler için akça ağaç şurubunun da kaplanması gerekiyor. Böylece daha lezzetli oluyor. Büyük annem iyi tabii ki ama çok sıkıcı. Neden krepleri de renkli yapmıyorsunuz? Böylece onları daha ilginç hale getireceğim. Tüm renkler hazır. Ayrıca ünlü karakterlerin kafaları şeklinde krep yapabilirsiniz. Böylece parlak, lezzetli ve unutulmaz olacaklar. Böyle güzel bir şeyi kesinlikle uzun süre kafasından çıkaramayacak. Şimdi çeviriyoruz. Ve hazır oldu. Baksanıza, resmen sanat eseri. Pekala, herkesin çok güzel krepleri oldu. Peki ben ne yapacağım? Ah, tabii ya, neden hamurdan krep pişiriyorsunuz ki? Sadece hazır olanı alabilirsiniz. Örneğin bardaklara ekmek dilimleri kesin. Onları daha lezzetli hale getirmek için onları çırpılmış krema ile kaplamanız gerekecek. İşte burada. Kaplıyoruz. Ve biraz parlak bir pasta süsü eklesek tam gereken olacak. Üst üste koyduk. Ve şimdi süslerimiz. Baksanıza. Tamam ki, kazananı seçme zamanı. İşte bu. Böyle bir çeşit krep beklemiyordum. Sanırım Zakınkiyle başlayacağım. Umarım onun şakaları beni hayal kırıklığına uğratmaz. Yani oldukça garip görünüyor. Fena değil ama daha fazlasını bekliyordum. İşte bu, devam edelim. Bunlar mavi tuhaflar da kim? Orijinal krepler. Ama o kadar da lezzetli mi? Hmm, bundan çok hoşlandım. Bu sefer kesinlikle benim için bunlar yapılmış. Pekala. Kazanmak için son bir aday kaldı. Büyük anne, hayal kırıklığına uğratma beni, tamam mı? Hmm, bu sadece inanılmaz. Çocukluğumun tadı. Büyük anne, sen kazandın. Kreplerin harika. Aa, yaşasın. Üzülme, bir gün sen de kazanacaksın. İkinci tur için hazır mısınız? O zaman şimdi benim için işte açıcı bir sıcak çikolata yapın. Tamamdır. Çok kolay. Herkes konuşurken ben zeki olarak Nutella'nın tadını çıkarıyorum. Hey Zak, nasıl utanmıyorsun? Bu Nutella Kate için. Senin için değil. Onu sıcak çikolata yapmak için kullanacağız. Bunun için Nutella'yı sütle karıştırmam gerekiyor. Sonra da bu karışımı ateşe koymam gerekiyor. Ve iyice karıştırın.
Ay çok güzel kokuyor mis. Ya evet, kokusu muhteşem. Benim de yemek yapmaya başlamam zamanı geldi. Ama bu süt açılmak istemiyor. Hey hayır. İşte şimdi kendim de süt oldum. Kesinlikle kazanmam gerekiyor. Bu fedakarlıkların boşuna olmaması için. Bunun için gezegendeki tüm insanların en sevdiği çikolataları kullanıyorum. Onunla kesin hayal kırıklığına uğratmayacağım. İzleyin ve öğrenin. Sıcak çikolata geçen yüzyılda kaldı. Bugün çikolata ayrı olarak servis ediliyor çünkü bu daha güzel görünüyor. Ve ayrıca çok daha lezzetli. Ben de çikolata servis etmek için harika bir yöntem biliyorum. Sadece özel bir kalıpa dökeceğim. Ve böyle güzel top şekli alacak. Ve içine kakao dolduracağım. Böylece daha lezzetli olacak. Ve tabii ki ek olarak bunların içine marshmallow koyacağım. Şimdi kapatıyoruz. Ve hazırlar. Tabii ki üzerini kapadıktan sonra servis edebiliriz. Şimdi bardağa sıcak su dökebilirsiniz. Ve servis edebilirim. Torunum böyle bir şeyden hoşlanmıyor. Ev yapımı güzel kakao var ve tabii ki en sevdiği kurabiyeler. Zok, ne yapıyorsun sen? Onlara bak, ne yaptın, yaktın her şeyi. Ay evet evet, hemen kapatmam gerekiyor ocağı. Ya her şeyi yaktım. Çikolata birbirine yapışmış. Umarım Kate'in hoşuna gider. Zok, bunu sen mi yaptın? Kakao ya da sıcak çikolataya pek benzemiyor. Bu ne böyle? Çikolata sadece. Tamam işte sade çikolata. Hiç olmaz böyle bir şey. Bakalım bu ne? Büyük annem benim için ne yapmış? Ev yapımı kakao. Lezzetli. Ayrıca kurabiyeler de var. Tamamdır. Şef Tina'yı hazırladı. Güzel görünüyor. Bunu ne yapmalıyım? İçinde bir şey var sanki. Bunu süte daldıracağım. Vay canına, erimeye başladı. Hadi tadına bakalım. İşte bu! Evet! Onun kakaosu sıcak çikolatası inanılmaz bir şeydi. Bu turun galibi belli oluyor. Tina, bu sensin. Bu çok açıktı. Şimdi pasta istiyorum. Büyük ve lezzetli. Pasta pişirmeyi çok iyi biliyorum. Ah bu kolay bir şey. Bununla kesinlikle başa çıkabilirim. Büyük annenin torunu için lezzetli pasta yapması bir şart resmen. Tamam başlıyoruz. Pastayı tam olarak hazırlayabilirim. Ve onu kalp şeklinde yapacağım. Böylece çok daha tatlı olacak. Her tarafından kesiyoruz. Çok dikkatlice yapmalıyız. Ve pastanın birbirine yapışması için kremayla iyice yayılması gerekiyor. Krema ne kadar bol bol olursa o kadar güzel olur. Böylece muhteşem bir şey oldu, baksanıza. Benim sevgili Kate'im için her şeyi yaparım. Tamam, hazırdır. Ben de biraz deneyeyim. Oh, mis. Kek için taze meyveleri aldım ve onlarla süsleyeceğim pastayı. Baksanıza, ardından meyveleri pastanın üzerine koyacağım. Çok güzel oldu bence. Bu çok basit bir şey. Şimdi size lezzetli ama aynı zamanda orijinal pasta nasıl yapılacağını göstereceğim. Önce keklerin iki parçaya bölünmesi gerekiyor. Bundan sonra her pastadan bir parça kesiyoruz. Ve bundan sonra büyük annenin yaptığı gibi bir şey yapacağız. Krema sürecek. Ama aynı olmayacak tabii ki. Her katmanı krema ile kapladıktan sonra yapılması gereken bir şey var. Böylece gelecekteki gökkuşağın temelini oluşturuyoruz.
Sonra da sadece doğru renkleri kullanıyoruz. Eminim Kate bunu çok sevecek. Baksanıza, gerçekten gökkuşağı oluyor. İşte bu pekala neredeyse hazır. Kalan tek şey bu tatlı gözler. Ve ayrıca bulutlar da çizebiliriz. İşte bu mükemmel. Neden bu kadar telaşlanıyorsunuz hiç anlamıyorum. Bu bir pasta. Ay ne kadar lezzetli krema. Herkes çok hazır ve çok güzel bir şeyler yapmış. Ben değilse özel bir şey yok ama her şeyi düzelteceğim. Şimdi bu çikolataları alacağım ve eriteceğim. Biraz bekleyelim. Hazır. Tamamdır, bu çok lezzetli. Bu çikolatayı pastanın üzerine dökeceğim. Ancak bunu özel bir kalıp yardımıyla yapmamız gerekiyor. Böylece çikolata pastanın üzerine çok daha güzel düşecek. Büyük anne bunu gördün mü? Hadi başlıyorum. İşte bu. Siz böylesini yapamazsınız. İşte bu. Hazır. Evet. Bu sefer kesinlikle herkes çok uğraştı. Nereden başlasam acaba? Ah, bu şey çok tatlı. Onu denemek istiyorum. Lezzetli. Ama belli ki bir şey eksik. Büyük anne, umarım pastanı daha çok beğenirim. Lezzetli. Ama burada da bir şey eksik. Zack, belki en azından sende mükemmel bir pasta olur. Yani oldukça sade görünüyor. Ama görünüş kandırabilir. Bakalım tadına. Evet, bu tam olarak böyle bir durum. Bu kadar lezzetli bir pastayı uzun zamandır yememiştim. Zack, tebrikler. Bu sefer sen kazandın. Sonunda. Bunu beklemiyordum ama oldu. Sizin için çok basit bir görevim var. Omlet yapmak. Bundan daha zor bir şey yok mu? Kolay ya. Bu benim eserim olacak. Büyük anne, kes uyumayı. Can, çoktan başladı. Omlet hazırlamalıyız. Ha? Yumurta mı? Teşekkürler torunum. Pekala, başlama zamanı. Mary, benim de yağ ihtiyacım var. Tabii, tereyağsız omlet ne? Neden dökülmüyor ya? Ne oldu ya? Aptal şişe. Ay, çok fazla yağ olamaz. Oops. Ted, şimdi bir yumurtayı almalısın ve tavaya kırman gerekiyor böyle. Her şey çok kolay. Evet, katılıyorum. Daha kolay bir şey olamaz. Kia! Kia! Oops. Neredeyse işe yaradı. Aferin çocuğum. Aptallar. Onları kesinlikle yenebilirim. Yemek yapmak kanımda var. Omlet yapmak çok kolay bu arada. Biraz daha eğlenceli bir şeyler yapacağım. Önce yumurta sarısını ve beyazını ayırmamız gerekiyor. Sonra iyice köpük elde etmek için mutfak robotunu alacağım. Ve bir sürü köpük olacak. Bunu neden yapıyor? Hiç bilmiyorum. Tamamdır, harika çıkıyor. Şimdi sarısını iyice çalkalamam ve tavaya dökmem gerekiyor. Bakın ve öğrenin. Çok garip yumurta ya. Yumurtaları neden ayırdı? Çünkü omleti daha lezzetli bir şeye dönüştürmenin yolu budur. Yemeğimin ne kadar asil göründüğüne bakın. İnanılmaz resmen. Çok ama yumurtalarımı daha lezzetli hale getirmek için sade tuz ve biber yetecek. Ted, neyin var senin? Çocuk, neden bu kadar tuzlu yok?
Neler oluyor? Yardım edin. Bu yumurta beni öldürmek istiyor. Belki de mesele şu ki ocağın ateşini kapatman zamanı gelmişti. Her şey yanmış. Hiç de biri. Her şeyi böyle planlamıştım. Dahası zaten lezzetli omletimin tadını birkaç damla krem şantiyle kolayca süsleyebilirim. Harika değil mi? Benim de her şeyim hazır. Vay canına, Mary çok sıra dışı bir şey başardın. Buna dokunmak çok ilginç. Ellerini çek. Bu bir sanat eseri yani. Hey, şimdi seçim senin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu üzerine bembeyaz kremalı kara yumurta da ne? Onu kesemiyorum bile. Ama bu yumurta çok hoş ve iştah açıcı görünüyor. Sadece onu denemek kaldı. Aa, evet, çok lezzetli. İstediğim tam da buydu. Acaba bu üçüncü yemek ne? Çok tuhaf görünüyor. Tadalım bakalım. Aslında tadı iyi. Ama yine de en sıradan ama yine de çok lezzetli omleti tercih ediyorum. Büyük anne, sen kazandın. Seni seviyorum. Büyük anne kazandı. Büyük anne her şeyi yaptı. Bu türden lezzetli bir burgerle beni memnun etmeniz gerekecek. Yine kolay bir şey. Ben onlardan hiçbir şey anlamıyorum. Burgerle bayılırım. Kendim yemesem iyi olur. Yemek yapma zamanı. Zafer'e hazırlanman zamanı geldi. Domates benim ya. Onu o kadar kolay alamayacaksın. Çünkü torunum için en sağlıklı bir burger yapacağım. Kesinlikle pirzolaya ihtiyacım olmayacak. Ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Sizden daha zararlı değil. Asıl önemli olan sevgiyle pişirmek. O zaman sağlıklı burgerim sadece sağlıklı değil, aynı zamanda lezzetli olacak. Domates koyalım. Salatalık, soğan, belana ve hazır. İşte bunu anlıyorum. Sağlıklı beslenme. Sizin pisliğiniz gibi değil. Keçiler bile o kadar çok ot yemeye hazır değiller. Siz de bunu torununuza sunacaksınız. Pirzolasız burger olamaz ya. Bu en önemli şey. Ama aynı zamanda peynir ve sosu da unutmamalıyız. Müthiş. Ağzım sulandı bile. Aptal soğan. O burgere eklenmesini gerektiğini kim söyledi ki? Hadi ama hiçbir şey pişirmeyeceğim. Üzülme, çikolata yemelisin. Çikolata mı? Tabii ya, harika bir fikir. Neden daha da çikolatalı hale getirebilirsiniz? Zaman sıradan bu burgeri pişiriyorsunuz. Bu çok havalı çıkıyor. Sadece içine biraz daha çikolata koymamız gerekiyor. Harika, hiç görmediğiniz en havalı burger. Ve burgerin püf noktası, bu iştah açıcı bir görünüm vermek için çikolatalı şurup. Harika. Vay canına. Daha önce hiç çikolatalı burger görmedim. Bence çok lezzetli olacak. Çok heyecanlıyım. Bakalım sırada ne varmış. Bir dakika, pirzola nerede? Ben sizin için bir geçeyim miyim? Tadı çok sağlıklı. Bu burger beni mutlu etmedi. Geriye üçüncü bir yarışmacı kaldı. Bu burger çok daha havalı görünüyor. Lezzetli.
Doyurucu bir öğle yemeği için en iyisi. Ama hangi burgeri seçmeliyim? Tatlı mı, tatmin edici mi? Hayır, yine de tatlıdan daha çok sevdim. O daha orijinal. Oley, ben kazandım. Bu sefer ne pişireceğiz? Krep istiyorum. Uzun zamandır onları yemedim. Size göstereceğim harika krep neymiş. Sen bittin kızım. Ama onları nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Ne yapacağım? Pekala, hadi bakalım. Tek şansım diğerlerinin pişirdiğini kopyalamak. Görünüşe göre süte başlamalıyız. Yumurta zamanı geldi. Şimdi unu eklemeli ve iyice çalkalanmalısı. Her ihtimale karşı söylüyorum, her şeyi unuttuysanız. Tatlım, ben büyük anneyim. Hiçbir şeyi unutmuyorum. Ve bu elektrik saçmalıklarınıza ihtiyacım yok. Peki ben ne yapacağım? Dönüşe göre çatalla yetinmem gerekecek. Hiçbir şeyden daha iyi yani. İğrenç bir sıvı çıktı. Tek, izle ve öğren. Büyük annenin krepleri en lezzetlisidir. Harika. Bence çok lezzetli olacak. Leziz, çıtır çıtır ve güzel kokulu. Meriten ne yapıyorsun? Krepin havalı görünmesini istiyorum. Eğer parlak olurlarsa çok daha keyifli olur. Sizi hayal kırıklığına uğratmayı için acele ediyorum. Büyük anı kaybettiniz. Ve eğer krepler sıra dışı bir şekilde sahipse, ya ben bir dahiyim. Kate'in portresini yapacağım ben. %100 kazanacağım bununla. Kesin hoşuna gidecek. Ya ben ne yapacağım? Hiçbir şeyim hazır değil. Belki bu suyu bir tavaya koyarsak her şey yoluna girer. Kate baksana ne kadar güzel. Benim kreplerime tatsan iyi olur. Daha lezzetli. Of, bir şeyler yanıyor. Benim krepim ya. Of, çok kötü kokuyor. Yanmış. Oy, ben de bitirdim. Tüm krepler harika görünüyor. Ama önce bu güzelliği denemek istiyorum. Görünüşe göre bu kız bana çok benziyor. Daha önce hiç kendi portremi bu krep üzerinde görmemiştim. Krepin tadı da inanılmaz ya. Nefis. Ve bu yanmış parça hiç iştahı açıcık görünmüyor. Not. Sanırım onu denemeyeceğim bile. Üçüncü tabaktaki krepleri denemek kaldı. Enfes! Bunlar kesinlikle denediğim en lezzetli krepler. Büyük anne, yine sen kazandın. Harika! Yaşasın, biliyordum zaten torunum. Aferin sana. Şimdi size göstereceğim. Yaşlara saygı duymalısın. Böyle gerçekten lezzetli bir şeyle başlamayı öneriyorum. Bu bir kokteyl olsun. Şimdi Kate için öyle bir kokteyl yapacağım ki yerinde oturamayacak. Kazanım ve eski tarifler olan kitabım nerede? Bunların hepsini her gün yanımda taşımam iyi oldu. Pekala, solucanlarla kokteyli hazırlamaya başlayabiliriz. Sonra kokteyli hamam böcekleri ekliyoruz. Ve tabii ki yeşil sümük. Ama hepsi bu kadar değil. Çok güzel görünüyor. Tam gereken. Ama hepsi bu diye söylediğim gibi mutlaka bütün bir balık eklemeye değer. Ve kemikleri onun içmekten alıkoymasın diye hepsini öylece atacağız. Ortaya çıkan kokteylin iyice karıştırılması gerekiyor. Ne ilginç bir şey. Ben ne düşünsem? Tabii ya. Neden Kate'in en sevdiği sodaları birleştirmiyorum?
Sprite, Fanta ve Cola. Tam olarak ihtiyacımız olan şeyler. Hepsini açıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tüm içecekleri portatif buzdolabımda sakladığım için çok şanslıyım. Şimdi çok soğuk. Evet, çok lezzetli. Ay, pardon. Bu kokteyllerin ne kadar lezzetli olduğunu bir başka göstergesi. Geriye kalan pipet ekremek. Evet, kokteyl yapmayı hiç bilmiyorsunuz. Herhangi bir normal kokteyl sütle olur. Sütü dondurmayla karıştırmanız gerekiyor ve sonra her şeyi çırpıyoruz. Evet, gerçekten çok lezzetli bir şey olacak. Gerçek bir gökkuşağı neredeyse hazır. Ve üzerine krem şanti ve tabii ki tam gerçek bir gökkuşağıyla. Onu sadece çizmeliyiz ve sonra beklemeliyiz. Hazır. Eminim bu kokteyller de çok havalı görünecektir. Kate, hangi kokteylin en lezzetli olduğunu karar vermen gerekiyor. Barbie, bir sürü farklı kokteyl hazırladınız. Belki de en sıradan görünen şeyle başlayacağım. Sanırım Betty'nin kokteyli hoşuma gidecek. Çok lezzetli. Sanki en sevdiğim tüm gazozları bir kere de içiyormuşum gibi. Geğirmede tam gereken. Bakalım Wednesday benim için ne hazırladı. Aa, neler oluyor? Bunu gören ve hisseden tek kişi ben miyim? Çok garip bir etki. Evet, bu kokteylin tadı da iğrenç resmen. Geriye kalan şefin benim için ne hazırladığını anlamak. Gökkuşağı kokteyli çok havalı görünüyor. Tadı da öyle. Bu harika gökkuşağı şeklinde atıştırmalık fikri dahice resmen. Teşekkürler, tebrikler. Teşekkürler Kate. Kazanacağımı biliyordum. Şimdi her birinizin benim için bir burger hazırlamasını istiyorum. Daha kolay bir şey olamaz. Pirzoladan başlamalıyız. Asıl önemli olan abartmamak. İşte böyle. Hazır olmalı. Aa, Wednesday, neden yakıcıya ihtiyacım var? Sadece pirzola kızartmanın kendi yöntemim var. Neden bu kadar zorlaştırıyorsun? Ekmek kızartma makinesi var ya. Hacına. Böyle işte içine sokuyoruz. Sadece beklemek kaldı. Vay be, şef zaten sebzelerle ilgileniyor. Tabii, çünkü burgerin solu olmasını ve her sebze parçasının taze olmasını istiyorum. Lüks burgerimin toplamanın zamanı geldi. Bunu yapmak için sosları bir somunun üzerine döküyorum. Sonra pirzola koyuyorum ve sebzeler. Ve üzerinden başka bir çörekle kapatıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Biraz peynir sosu eklerseniz harika olur. Burger hemen daha lezzetli olacak. Bravo! Peki ne var bunda yani? En sıradan bir burger. Ama benim yapacağım şey gerçekten övgüyü hak ediyor. Tarif neredeyse aynı. Sadece burgerim kocaman bir siyah örümceğe benzeyecek. Bu kadar harika bir kararı başka nerede gördünüz? Vay be! Peki neden yanmış kokuyor? Aa, bu benim köftem! Tost makinesi şimdi bana pirzolayı ver. Of ya. Şimdi nasıl hamburger pişireceğim? Ya nasıl oldu böyle? Ama neyse sanırım sebzeler ve peynir durumu biraz düzeltirler. Domatesi kesmek çok kolay ve çok sıkıcı. İşte böyle tam gereken. Ve üzerinden peynir ve ekmek. Harika, hazır bence. Neyse böyle oldu. Böyle ısırarak yapacağım. Yuvarlak olacak. Tadam. Afiyet olsun Kate. Nereden başlasam acaba? Wednesday yine korkunç bir şey yaptın. Aa, Betty, ama senden böyle korkunç bir pirzola beklemiyordum. Hayır, bu dehşeti yemeyeceğim. Ve Wednesday'in örümceğini sona bırakacağım. Şef dediğim ilk hamburger seninki olacak. Fena değil. Ama yani oldukça sade bir şey. Ben daha fazlasını bekliyordum. Tamam, örümceğe bakalım. Vay be,
Onun gerçek olduğunu bilmiyordum bile. Kapaydı ama. Senden kaçamayacaksın. Hı, yakaladım. Seni yiyeceğim. Vay be. Wednesday, şaşırdım ama gerçekten çok lezzetli bir burger olmuş. Tebrikler. Yes. Bu sefer benim için bir turta hazırlayın. Umarım bununla başa çıkabilirsiniz. Deneyeceğiz. Şey, yardımına ihtiyacım olacak. Hamuru ez. Tamam. Başardın. Şimdi onu birlikte oklava ile açacağız. Şimdi hamuru gerekli şekillere ayırmanın zamanı geldi. Şey, yine de yardımına ihtiyacım var. Şimdiden çok havalı görünüyor. Bu elleri lezzetli çilekli şurupla doldurmanın zamanı geldi. Kana çok benziyor bu arada. Ay korkunç. Ben kesinlikle böyle bir şey yemezdim. Nedenmiş o? Bunlar sadece yenilebilir eller. Bence çok lezzetli görünüyorlar. Pekala, turtamı fırına götürmenin zamanı geldi. Sonra Kate'in ne söyleyeceğini göreceğiz. Sanırım daha klasik bir tarifle turta yapacağım. Başlangıç neredeyse bir milkshake tarifiyle aynıdır. Dondurmayı boyamamız gerekiyor ve hepsini iyice karıştırmamız gerekiyor. Ortaya çıkan karışımın biraz eritilmesi gerekiyor. Ama önce iyice karıştıralım. Tamamdır. Böylece daha az kalın oldu. Çünkü sonra onu turtanın katmanının üzerine süreceğim. Her renkli katman arka arkaya uygulanır. Ve son olarak biraz daha krem şanti ve tabii ki renkli pasta süsü eklememiz gerekiyor. Böylece pasta daha da parlak olur. El yapımı turtam. Bence komik bir kelime oyunu oldu. Neredeyse hazır. Geriye kalan tek şey fındıklardan tırnaklar yapmak. Aha, anladım. Bu kitap turta tarifini çok ayrıntılı olarak açıklıyor. Yani benim bile hala kazanma şansım var. Önce hamuru hazırlamamız gerekiyor. Bunun için un, yumurta ve şeker gerekiyor. Hepsini bir mikserle şırıp alabiliriz. Ama benim ellerim var. Kullanamıyorum onu. O yüzden ellerimle yapacağım. Neden olmasın? Hazır. Sonra ne ekleyeceğimize bakalım. Aha, kitapta reçel zamanı geldiğini söylüyor. Of, çok lezzetli olacak. Çilekli reçel. Hey, vücutsuz korkunç el. Ne istiyorsun? Kitabımdan defol git. Tarifi görmeme engelliyorsun. Aa, pekala, pastayı fırına koymanın zamanı geldi. Of, neredeyse hazır. Bekliyorum. Kazanmak şansım. Belki ben şef olmalıyım. Ya yeteneğimi hissediyorum. Peki neden yanlış kokuyor? Muhtemelen dışarıdan geliyordur. İyi ki gelmişim. Aksi takdirde böyle bir eğlenceli kaçırırdım. İşte benim turtam burada. Ay, Betty. Çabaladığına inanıyorum ama bu kömür yığınını yemeyeceğim. Ama şefin bu güzel pastasını seve seve yiyeceğim. Vay canına. Kesildiğinde daha da iyi görünüyor. Vay canına, ne kadar soğuk. Dondurmaya bayılırım. Bu yüzden pastayı da çok sevdim. Wednesday yine garip bir şey icat etmiş. Umarım en azından yenilebilirdir. Bu çok lezzetli. Bu McDonald's'tan turta gibi sanki. Wednesday, bu tarafa kazanıyorsun. Çünkü ben herkesten daha havalıyım ve bu gerçek.